Merhaba arkadaşlar. Mavi Panter adlı arkadaşımız Zebir Zebir için taktik videosu istemişti benden. Bunun üzerine oyunun ücretsiz olmasından sonra hazır yeni oyuncular da gelmişken yeni başlayanlar için Zebir Zebir'i nasıl daha iyi oynayabileceklerine dair bir video hazırlamaya karar verdim. Bir rehber niteliğinde olacak. Ne derler bilirsiniz gençler, yapamıyorsan öğret. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen söyleyeyim, amacımız bir şeyler anlatmak olduğu için kill kasmayacağım. Olabildiğince çatışmalardan kaçınmaya çalışacağım. Zaten dünyanın öbür ucuna indim. Güvenli bölge çok ileride. Az sonra göreceğiz zaten. Ben arenada görmüştüm. Burada anlatacağım şeylerin bazıları sadece H1Z1 için değil, hayatın her alanında kullanılabilecek bilgiler içerecek. Swapsh TV biliyorsunuz sizi sadece eğlendirmekle kalmaz. IQ'nuzu da arttırır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Çok temelden başlayacağım. Temelden başlayacak olmamın sebebi arkadaşların yaş istatistiğine baktım, abone olan arkadaşların. %9'unun benden küçük olduğunu gördüm. O yüzden bu şekilde başlama kararı aldım. Eğer anlatacaklarımız bitmezse bir video daha çekebilirim konuyla ilgili, hemen baştan mefta olursak. Hemen başlayayım. İlk söyleyeceğim şey arkadaşlar, çok oynayın. Süper bilgi dediğinizi duydum sanki. Şimdi ben bir yerde okumuştum, videoya girmeden önce bakayım dedim ama bulamadım. Şöyle bir söz var. Bir işte başarılı olmanın çok çalışmaktan daha kolay bir yolu yok arkadaşlar. Bunun gibi bir söz. Hayatın her alanında çok çalıştığınız bir işte her zaman başarılı olursunuz. Yani tabi başarıyı nasıl tanımladığınıza göre değişebilir ama ilk oyununuzla birinci, 10.000. oyununuzun biri olmayacağı da aşikar yani. Mutlaka ilk oyununuza göre gelişmiş olacaksınız. Yine başka bir kitapta okumuştum. Bugüne kadar herhangi bir alanda dahi olarak adlandırdığımız tüm kişiler yaptıkları işe arkadaşlar 10.000 saat gömmüşler. 10.000 saat size çok fazla gibi gelebilir. Ama önemli olan burada tabii mantık. Ne kadar çok oynarsanız o kadar başarılı olursunuz. Dolayısıyla bol bol oynayacaksınız. İkinci söyleyeceğim şey H1Z1'i sevin. Çünkü bir şeyi ne kadar severseniz ona harcadığınız emek gözünüzde o kadar küçülür. O kadar önemsemezsiniz yani. Çünkü çok fazla emek gerektirebilir bu oyun. Şöyle düşün, mesela matematik sınavına gireceksiniz. Matematiğiniz çok iyi, daha iyisiniz. Yanınızda oturan arkadaşınız da hiç anlamıyor. Eğer yanınızda oturan arkadaşınızı severseniz risk alıp kopya verirsiniz. Göze alırsınız bunu ama sevmezseniz niye riske gireyim, bana ne falan filan dersiniz. Dolayısıyla o kişiye yardımcı olamazsınız. Uğraşmazsınız yani. H1Z1 ile uğraşmanız gerekiyor. Daha doğrusu sevmeniz gerekiyor uğraşmak için. Ne kadar severseniz o kadar gelişirsiniz, o kadar uğraşırsınız diyeyim. Daha fazla da geyik yapmayayım. Şimdi bu ikisinden sonra artık H1Z1'in özeline gelelim. H1Z1'de amaç ne arkadaşlar? Sizin amacınız ne? En çok adamı vuralım, aynı zamanda da birinci olalım. Güzel. Güzel ama nasıl olacak bu? Tüm yani Battle Royale oyunlarda eğim çok önemli biliyorsunuz. Öncelikle eğiminizi geliştirmekten başlayacaksınız ama nasıl? Eğer daha önce benzer oyunlar oynadıysanız işiniz kolay yani PUBG, CSGO, işte Fortnite filan. Ama bu çöplükte yeniyseniz internette eğim geliştirme programları var arkadaşlar, oyun gibi. Onlarla idman yapabilirsiniz. Aslında H1Z1'de bu iş için Combat Zone var. Orada bütün silahları detaylı bir şekilde inceleme imkanınız var. PUBG ve Fortnite'de bu imkan yok. Bu H1Z1'in bir artısı olarak gösterilebilir. Orada sadece arenada kullanabiliyorsunuz silahları ama Combat Zone'da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Dolayısıyla Combat Zone'da kendinizi iyice bir pekiştirin. Birinci maddede söylediğim şeyle burada söylediğim şeyi birleştirirseniz yani beynin motor fonksiyonlarını çalıştıracaksınız arkadaşlar. Silahlarla bütün olmayı bilinç dışı bir şekilde öğreneceksiniz. Zorlanmadan eğim almayı öğreneceksiniz. Combat Zone tabi aynı zamanda eğiminizi geliştirdikten sonra ısınmak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oyuna başlamadan 5 dakika önce falan, yani 5 dakika bir süre Combat Zone'da ısınırsanız oyunda da çok daha iyi bir performans yakalayacaksınız. Şimdi ben maddeleri yazdım ama unuttum. Dördüncü söyleyeceğim şey, oyun ayarlarınızı size en uygun şekilde yapılandırın. Bana sıkça sorulan bir soru var. Abi oyuna ayarların ne şeklinde? Aslında bu yanlış bir soru. Neden? Çünkü siz ben değilsiniz. Bazı insanlar yavaş olmayı, bazıları seri olmayı sever. Bazıları için bir oyundaki en önemli şey grafiktir mesela. Bazıları için ise performans, oynanıştır.
Benim ayarlarım tamamen benim gibi biriyseniz size uyar. Bu sadece yani benim için de geçerli değil. Kim olursa olsun o kişinin ayarları size faydalı olabilir ama tam ters bir etki de yapabilir. Daha kötü de olabilirsiniz. Bu bilgileri alın. Yani kişilerden bilgileri alın. Daha sonra inceleyin ama birebir uygulamayın. Bir değerlendirme süzgecinden geçirin. Zaten çoğu oyuncunun ayarları birbirinden farklıdır. Araştırdığınızda görürsünüz. Sonuç olarak işte DPS olsun, DPS ne? DPI olsun, işte sensitivity olsun. Bu ayarlarınızı kendiniz bulun. İlham alın ama tekrar söylüyorum, kendiniz bulun. Beşinci bir sonraki söyleyeceğim şey. Bir önceki söyleyeceğim şey de aslında tersi gibi görünebilir ama az değil yani. Olabildiğince çok iyi oyuncuları izleyin arkadaşlar. Bu sizin gelişiminizi hızlandıracaktır. Ama tek bir kişiye bağımlı kalmayın çünkü ya mesela X kişisi dünyanın en iyi oyuncusu o ne yapıyorsa onu yapmaya çalışacağım yanlış. Her oyuncunun kendi karakteristiği var. Dolayısıyla her oyuncudan farklı şeyler kapabilirsiniz. Yani doktora gidersiniz derseniz doktor midem ağrıyor geçir şunu. Doktorun elinde bir ilaç vardır ama o ilaç kötü sonuçlar doğuracak mı doğurmayacak mı diye siz önce bir tahlilden testten geçirir. İlacı ona göre verir. Ahmet'in ilacı Mehmet'e, Mehmet'in ilacı Ahmet'e uymaz. Farklı olabilir. O yüzden farklı oyuncuları inceleyin. Farklı tarzlara aşina olun. Farklı stratejileri, taktikleri falan öğrenin. Tecrübelerden ders alın ama başkalarının tecrübelerinin de esiri olmayın. Yani iki rekat delikanlı olun, kendiniz olun. Öyle söyleyeyim. Sonraki maddemiz hedef belirleyin arkadaşlar. Amacınız birinci olmak mı, çok kill almak mı yoksa her ikisi birden mi? Render. Evet, render'ımızı bazen düşürüp yükseltmemiz gerekiyor. Tabii siz demin söylediklerime paralel olarak önceden belirteyim. Kendi hedefinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Daha önce onlarca kez birincilik elde etmiş birisi bundan sonra yani birincilik aldığında tatmin olmayacaktır. Ya da çok kill alan ama hiç birinci olamayan bir kişi için en önemli şey win almaktır. Herkesin hedefi kendine. E1z1 gibi oyunlarda sadece yani başka insanlarla değil kendinizle de yarışıyorsunuz. Benim naçizane tavsiyem önce birincilik için biraz kasın. Yani ne yapın? Nasıl mümkün olur bu? Misal yeni oyuna başladınız. Oyuncuların çok büyük bir kısmı sizden tecrübeli tabii. O yüzden çatışmaya girmekten ziyade oyunun mekaniklerine alışmak ve bunu da birincilikle süslemek sizi motive edebilir. Bunun için benim şu an yaptığım gibi uzak bölgelere iniş yapıp pişebilirsiniz iyice. Birincilik için kastınız ama belki oldunuz belki olmadınız fark etmez. Daha sonra da tam tersini uygulayın arkadaşlar. Yani en yoğun bölgelere inin ve olabildiğince fazla çatışmaya girin. Bu şekilde iki farklı oyun tarzını da iyice hazmetmiş olacaksınız. Sonra da hedefiniz en çok kill alarak win almak olacaktır. Bu konuda yani söylenecek aslında çok şey var ama şimdilik burada keseyim. Bu çünkü açtıkça saatlerce sürer bu konu. 7. maddemiz de şu olsun arkadaşlar. Kemikleşmeyin. Yani rutinleşmeyin, monotonlaşmayın. Düşüncelerinizin sabitlenmesine müsaade etmeyin. Belki işte aylarca Ahri'nin AK'den güçlü olduğunu falan düşündünüz. Usta oyuncuların da hep Ahri ile oynadığını gördünüz. Ama bir gün içinize kurt düştü. Acaba dediniz AK daha mı iyi? Kendinize sordunuz. Deneyin. Belki de kimsenin göremediği bir faydayı siz kendiniz keşfedeceksiniz. Bu araba kimin? Yani her zaman yaratıcı olmaya çalışın. Düşüncelerinizi kesinlikle sabitlemeyin. Kendinizi otomatik pilota almayın yani kısacası. 8. olarak da güncellemeleri takip edin. Bu söylediğim yani 7. maddemizi de destekliyor. Oyuna bir update geldi, değişiklikler oldu. Bunların neler olduğunu hemen öğrenin. Mesela demin Ahri'nin AK'den daha güçlü olduğuna dair bir örnek vermiştim ama şu sıralar gelen güncelleme ile AK daha büyük kullanılır oldu. Değişime her zaman açık olun. Kısaca yani. Ve güncellemelerle ilgili olarak tamam bir bug vardı kaldırıldı ona bir şey demiyorum da atıyorum bir bombanın etki alanını genişletildi. Bu önemli ve kullanmanız gereken bir bilgi. Ayık olun. Ayık olun arkadaşlar. 9. madde olarak da challenge'lar arkadaşlar. Challenge yapın. Challenge'lara katılın. Oyunun kendine ait challenge'ları var ve karşılığında size skull falan veriyor. Bunlar sayesinde yani işte skin falan alabiliyorsunuz. Bu oyun içi muhakeme kabiliyetinizi güçlü bir şekilde geliştirebilir. Sadece oyunun kendi challenge'ları ile de sınırlı kalmayın. Yani kendiniz de oluşturun. İlla zor olmasına gerek yok.
Atıyorum mesela bomba ile mutlaka en az bir adam öldüreceğim gibi ufak şeyler de olabilir. Ve siz geliştikçe yani zaten challenge'larınızı da geliştirirsiniz. Bu yani challenge derken bunu hedefle karıştırmayın arkadaşlar. Eğer satrançla ilgilenenleriniz varsa bilirler. Strateji ve taktik farklı şeylerdir. Strateji hedefinize benzetebilirsiniz. Uzun vadeli planlar hedefinizdir. Yani öyle düşünün. Taktikler de challenge'lara benzer. Yani kısa vadeli hedefleriniz gibi düşünebilirsiniz. Bir kez yapın sonra da arkanıza bakmayın yani kısacası. Baby sen bir akıllı ol ya. Bakalım inşallah müfte olmayız. Bu herif aklımızı alacak galiba. Arkadaşlar bir saniye ara veriyorum. Tehlikeli bölgedeyiz çünkü. Bu adamı almazsak bütün anlattıklarımız boşa gidecek. O yüzden şu an konuşamıyorum, kusura bakmayın. Tavaf ediyor bizi. Ah. Evet, eğim demiştik arkadaşlar, ilk maddelerdendi. Yok, beceremedik. Şimdi canımızı fullememiz lazım. Tamam, yani zaten hedefimiz kill almak değildi ama ne yapsam bilemedim ya, duramıyorum da saldırmadan. Jesus! Herif kaşınıyor. Gel buraya. Ne oldu? Hayırdır? Hadi aa. Bu olmadı. Bu olmadı reis. Ben uzaklaşayım mı? Ne yapayım ya? Aslında o herif çok kaşındı da. Yapacak bir şey yok. Tamam, biz devam edelim. 10. olarak arkadaşlar, başarılarınızdan zevk alın. Yani başkalarının olumsuzlayıcı baskılarını da biraz kulak ardı edin. Örneğin mesela 100 oyun oynadınız, ilk defa 5 kill aldınız. Arkadaşınıza anlattınız ballandıra ballandıra. Sonra size dedi ki oğlum X kişisi atıyorum 20 kill alıyor, senin kadar sevinmedi falan. Bu tarz yorumları kafanıza takmayın. Siz kendi yaptıklarınıza odaklanacaksınız. Bir gün gelecek, şartlar olgunlaştığında siz de o sayılara ulaşacaksınız. Yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem 11. maddemiz. İnşallah ölmem şuradan. Bakalım ne var ne yok. Yaraklanın arkadaşlar. Yaraklanın. Olabildiğince güçlü bir şekilde envanterinizi güçlendirin. Çatışmaya girdiğinizde güçlü olmanız lazım. Bu herkes için genel bir kural. Dünyanın en iyi oyuncusuyla karşılaşırsanız, yani uzak mesafede adamın bir canı varsa, arabası kaçabileceği yer yoksa, sizin de arınız, full canınız falan varsa, orijinal yeleğiniz varsa o adamı alırsınız. Yani net bu. Sonra da caps alıp çerçeve ettirirsiniz. Duvarınızı asarsınız. Dünyanın yani işleyişi bu şekilde zaten. Dediğim gibi son derece bütün silahları falan filan her şeyinizi, yani envanterinizi güçlü tutun. Yani bir sonraki maddemizde hayatın hangi alanı olursa olsun bir konuda ne kadar çok şey bilirseniz o kadar iyi olursunuz. O yüzden yani oyunla alakalı her bilgi gelişiminiz için faydalı olacak. Paraşütle iniyorsunuz, işte ahanda bir kişi yani sizinle aynı yere indi. Siz işte A dairesine girdiniz, o B dairesine girdi. Çanta buldunuz, güzel. Converse buldunuz, bu da güzel. Diğer odalar boş.
Herifin ayak seslerini duyuyorsunuz. Böyle elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Başına kaskını almış, eline pompalısını almış. Sizi yani İzmir marşıyla falan Amerika Arena'ya yolluyor. Ne oluyor? Yani önce şansınıza bir sövmeyin. Önce yapmanız gereken şey acaba doğru yere mi indim? Bu soruyu kendinize sormak. Çünkü E1Z1'de gel buraya. Daha doğrusu git buradan. Sen de git. Yani H1Z1'de her zaman yani odalarda aynı şey bulunmuyor ama genellikle iyi bir loot çıktıysa daha önce bir sonraki gidişlerinizde de iyi loot çıkıyor. O yüzden haritadaki böyle güzel loot bölgelerine falan filan hakim olun. Bir sonraki maddemiz de pozisyon almakla ilgili. Çatışırken kendinizi koruyabileceğiniz bir yere mutlaka yakın olun. Ağaç olur, taş olur, araba çöp kutusu, her şey olur. Yeter ki olsun. Çünkü olur ya eliniz kayar adamı tutturamazsınız filan. Tedavi olmak için tamam, yine bir şey yok ya. Sığınacak bir limanınız olsun. Bir de saldım çayıra Mevlam kayıra mantığı gütmeyin. Ortalıkta böyle avare dolaşmayın. Dediğim gibi bir taşa, ağaca yakın olun ki kolayca siper alabilirsiniz. İnventörünüzde sis mutlaka olsun. Onun da kendinizi korurken faydası olacaktır. Unutmayın yani H1Z1 gibi oyunlarda adı öldürmekten daha önemlisi ölmemektir. O kadar uğraşıyorsunuz çünkü. Yani futbolda hani iyi oynayan değil daha fazla gol atan kazanıyor ya. Burada da o şekilde düşünebilirsiniz. Önemli olan kazanmak. O yüzden akıllı olun. Bir sonraki madde envanteriniz. Biraz önce biraz bahsettim. Genişleteyim. Mesela çantanızı nasıl doldurduğunuz önemli arkadaşlar. Örneğin elinizde pompalı silahınız var. Envanterinizde 100 tane pompalı merminiz var. Olmaz. Bu yani oyundaki misyonunuz pompalamasyon değil. Pompalamation. Saniye. Tamam. O yüzden mermi sayınızı lütfen azaltın. Çantanızda her şey olsun. Tamam ama gerektiği kadar olsun. Yani 100 tane pompalı, 500 tane ar mermisinin kimseye bir faydası yok. Bir adamı iki şarjör boşaltıp öldüremiyorsanız büyük ihtimalle hiç öldüremeyeceksiniz. O yüzden abartmayın. Bir de örneğin kısa mesafe için makinalı aldınız. Sonra pompalı bulunca onu atıp pompalıya aldınız. Bir zahmet mermilerini de atın. Çantanızdaki görüntü kirliliği sizi yavaşlatır çünkü. Gel buraya. Allah'ım ikisi de ölsün. İkisi de öl... İşte bu. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey yaptım. Bu oyuna denk gelmesi de çok güzel oldu. Bombanın faydasını gördünüz. İki kişiyi aynı anda aldım. Ve şu şerefsiz niye baskı yapıyor bana? Hadi git. Ne oldu? Kaçtı. Yakalayabileceğiz mi? Ya envanterinize dolduracağınız şeyleri de idealini siz belirleyeceksiniz. Jesus. En çok hangi malzemeye ihtiyaç duyacağınız yani bir yerden sonra zaten öğreneceksiniz. Ben genelde iki tane kask alıyorum. Mutlaka olmazsa olmazım. Ölmeyelim ya. 5 kişi kaldı. AK ar mermilerimi falan yani 122 kez 2 tane alıyorum yoldan falan. 12 tane pompalı mermisi yeterli. Genelde bu miktarların altına düşmüyorum. Prokoagülan falan bulursam alıyorum ya da bazen yapıyorum nadir. Siz de kendi limitlerinizi yani oynayarak bulacaksınız. Bir sonraki madde arkadaşlar demin gördüğünüz bombalarla ilgili. Allah Allah her seferinde tutuyorlar ya. Mutlaka gördüğünüzde alın, kullanmaya çalışın. Her bombanın kendine has güzellikleri var. Birkaç örnek vereyim. Yani pompalı ile bir kişinin kafasına sıkmak istiyorsunuz ama canını bayağı azalttınız yani. Pompalı ile o size tek atabilir. Hemen stun grenade'i de ağzına atın. Sonra da pompalı ile mıhlayın. Ya, molotov mesela en faydalı bombalardan. Adam ağacın arkasına sığınmış cam basıyor.
Çok yaklaşamıyorsunuz herife. Kendinize güvenemediniz. Çünkü açığa çıkarsanız işte sizi alma ihtimali var falan. Hemen molotof atacaksınız arkadaşlar. Baca bile atsanız adam yanıyor zaten. O yüzden güzel. Ya da adamla çatışıyorsunuz. Canını azalttınız ama arabaya binip kaçmasını istemiyorsunuz. Molotofu adamın yani arabasına atarak yerini sabitleyeceksiniz adamın. Adamın üzerine mesela üzerinize gelmesini istemiyorsunuz mesela. Koşu yoluna atacaksınız. Size yaklaşamayacak. Ateşe girmeyi göze alamayacak. Bitmez yani. Say say bitmez. Yeşil gaz bombası da güzel. Onunla da aynı Molotov taktiklerini uygulayabilirsiniz. Fakat tabii ağaca attığınızda ağacın arkasına etkiliyor mu bilmiyorum. Onu hatırlamıyorum. Belki de etkilemiyor ama daha geniş bir alana etki ediyor. O güzel. Başka? Yani karşıdaki kişinin hem canı azalıyor hem de görüşü azalıyor. Allah Allah. Mola arkadaşlar. Evet, yani çoğu kişinin kullanmadığı faydalı bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Belki bilmiyorsunuzdur. Mesela biri size molotof attı, yanıyorsunuz. Hemen orayı sis atıp içine girin arkadaşlar. Sis molotofun etkisini kaldırıyor. Yanmıyorsunuz yani. Bunu da herkes yapmaz. Herkes size böyle fikirler vermez. Normalde başka bahsetmediğimiz sis bombası işte dedim sizi koruyor falan. Ayrıyeten Molotov'la etkisini de söyledim. Bir de normal grenade var. Demin kullandığım. En sona demin kullandığımı bıraktım. O da gördüğünüz gibi iki kişiyi birden almanıza yarıyor. Çok böyle güçlü bir bomba. Hayır. Oba. Oba. Shut Yanlış bomba attım arkadaşlar. Elimde sis var diye. Bakın. Yanlış bile atsanız adam sizi göremiyor. Siz onu göremiyorsunuz. Yani işe yaramayan bomba yok bir de. Mutlaka ama mutlaka kullanın. Pozisyon almayı söyledik. Söyledik mi? Yani çok önemli. Pozisyon almak yani eğiminiz kadar önemli arkadaşlar. Pek çok kötü oyuncu iyi oyuncuyu yani pozisyonu sayesinde alabilir. O kadar avantajlı bir pozisyona getirir size. Yani içine pozisyon almanın içine backstepleri işte beklemeyi falan da alabilirsiniz yani. PUBG'de birini ateş edersiniz. Mesela vuramazsınız ama chain'in ortasına uzanabilirsiniz. Bir dakika ben şimdi... Arkadaşlar bir şey demiyorum. Taktik verdiğimiz videoda birinci olduk. Aslında böyle bir amacım yoktu. Hatta ikinci olacağımı hissetmiştim en başta ama. Birinci olduk. Evet. Victory Crate de aldım. Şimdi ne yapacağız o zaman? Videonun devamını şöyle yapalım. Ben başka oynadığım oyunlarla alakalı şey koyayım. Kısa kısa videolar koyayım, öyle devam edeyim. Taktikleri verirken. Aslında bir oyuna sığdırabilirim diye düşünmüştüm ama az kaldı. Onları da o şekilde halletmiş olalım. Dediğim gibi PUBG'de mesela birini ateş ettiniz ama vuramadınız. Çayırın ortasına uzanırsanız rakibiniz sizi göremez. H1Z1'de bu zor. Çünkü bitkiler falan kısa. Saklanmak zor. Bu konuda biraz daha Fortnite'a yakın yani H1Z1. Onun için yerde uzanırken gerçekten görünmediğinize emin olun. Bazen gizlediğini zanneden kişiler normal çatışarak öldürebileceği kişilerin avı falan oluyor. Gerek yok. H1Z1'de yine söylüyorum. Eğer görünmeyeceğinizden eminseniz gerçekten eminin olduysanız durun. Çünkü duran birisini almak H1Z1'de çok kolay. Yani hareketli olmanız her zaman avantajlı sizin için. Backstep konusuna gelecek olursak da dikkatli olun arkadaşlar. Biriyle çatışıyorsunuz mesela. Adamı alacaksınız belli ama saklanıyor. Bandaj yapıyor. Ecelini falan uzatıyor. Sizi o kişiyle çalışmaya devam etmeyi beklerken bir anda böyle leşin kokusunu alan akbabalar gibi birileri peydahlanır. Sesi duyan gelir. Bu konuda dikkatli olun. Bir kişiyle uzun süre çatışmayın zaten de çatışırsanız ya o adamı bırakın gitsin ya da pozisyonunuzu değiştirin ki sese gelenler yani aradıkları yerde sizi bulamasınlar. Son maddemiz de gaz ve drop arkadaşlar. Bu tarz oyunlara alışıksanız gaz sizin için zaten büyük tehdit olmayacaktır. Oynadıkça gazın yayılma süresine, etkisine falan aşina olacaksınız. Çok dert etmezsiniz. Ama başlarda hep çember içinde bulunmak sizin için belki daha rahat olur.
Drop sistemi ise kısa zaman önce değişti arkadaşlar E1'de. Artık aynı anda daha fazla drop atılıyor. Dolayısıyla oyuncular tek bir noktaya üşüşmüyor, dağılıyor falan. Bence güzel bir şey bu. Bir de normalde sağda solda bulamayacağınız şeyler çıkıyor. Mesela orijinal yelek, işte sniper, bombalok falan. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bayağı bir madde oldu. Güzel bir oyun da oldu bu arada. Hiç beklemediğim bir galibiyet aldım. Yani çok fazla konsantre de olmadım ama galibiyeti aldım. Güzel oldu. Aklıma gelenleri sıraladım. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Dediklerimi uygularsanız başarıya yani ulaşmanız muhakkak, garanti veriyorum. Tabii konuşmak yapmaktan daha kolay. Yani bu durumun da farkındayım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Yok beğenmediyseniz gidin şuradan. Yani belanızı benden bulmayın. Alright. O zaman bir sonraki oyunda görüşmek üzere. See you.